izleyicilerimiz, Avusturya Viyana konuşuyor bölümümüzde yine Viyana sokaklarındayız. Bu hafta 16. Viyana'dayız. Tarihi Brunnenmarkt'tayız ve Türklerin yoğun bir şekilde hem alışverişini yaptıkları hem de esnaflarımızın olduğu bir yer. Sizi tanıyalım. İsmim Hanım Alaz'dan, Yozgatlıyım. Yozgatlısın. Kaç yıldır Avusturya? 33. Maşallahınız var. Viyana eyalet midir, başkent midir? Başkent. Başkent. Viyana, Avusturya'nın başkenti Viyana. Başkentidir. Evet, ben öyledir biliyorum. Bakalım doğru soruyu, doğru cevabımızı ekranlarımızdan pazar günü takip edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Aysel Uçar. Aysel Uçar kaç yıldır Viyana? 33. 33. Sevgili kameraman, bugün herkes 33 yıl bize denk geliyor. Evet. Size bir soru soralım. Haftanın sorusu var. Viyana eyalet midir, başkent midir? Başkent tabii ki. Başkent diyorsun. Başkent, evet. Evet, memleket nereydi? Uşak. Uşaklısınız. O zaman şöyle bir selam gönderelim hemen. Uşak'taki tüm yakınlarıma, Adapazarı'nda ablalarım var ve tüm Türkiye'ye selamlarımı gönderirim. Veli Şahin. Veli Şahin, maşallah kırmızı elmalar burada. Evet abi. Kaç yıldır manav? Ben henüz yeniyim yani. Yenisin. Evet, öğrenciyiz normalde. Öğrencisin. Evet. O zaman basit bir sorumuz var, sana da soralım. Sorun bu abi. Bölüm Avusturya, Viyana konuşuyor. Tamam. Viyana eyalet midir, başkent midir? Yani Viyana başkenttir. Başkent diyorsun. Evet, Avusturya'nın başkentidir. Evet. 9 eyaletten mevcuttur. 9 evet. Eyaletten oluşmaktadır Avusturya ülkesi. Evet. Bu eyaletlerin başkenti de Viyana'dır. Peki kendisi... Hem kendisi de bir eyalet olmakla beraber ama başkenttir yani. Ya gördünüz işte, hem eyalet hem başkent. Evet. Doğru cevabınız. Evet. Doğru değil mi? Doğru doğru. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zafer Atlıka, Kayseri. Kayseri, alışverişe mi çıktın? Yok yok, dolaşıyorum ya. Dolaşıyorsun şöyle sebze meyve fiyatları bir, diyorsun. Yok fiyatları bir şey aradım da bulamadım. Bulamadım. Haftanın sorusunda Viyana eyalet midir, başkent midir? Başkent, eyalet. İkisi de diyorsun. İkisi bir arada olabilir mi? Oluyor tabii. Viyana en büyük şehir Viyana. Değil mi? Oluyormuş demek. Oluyor tabii. İsmim Ali Oğuz. Ali Oğuz, alışverişe mi geldik böyle kalabalık? Evet, alışverişe geldik. Nereden geldiniz? Baden-Berendorf'tan. Baden, komşuyuz 30 kilometre. Evet. Abi sorumuz var bu hafta. Buyurun. Haftanın sorusu. Viyana eyalet midir, başkent midir? Viyana başkenttir. Başkenttir. Ablam oradan eyalet diyor. Vallahi hoca bilir yani. Kendisi hocam bilir diyor. Hoca bilir. Abla siz? Eyalettir. Ben de şekilsiz şüphesiz diyorum ki burası başkenttir. Yani evet efendim. Başkenttir çünkü öncelikle şu röportajı bizden aldınız, sana teşekkür ediyorum. Bayağı bir zamandan beri kendini özlettim. Onun için inşallah bu röportajı ben bütün hayırlara vesile olsun diye diyorum. Ve bu kışın bu gereken bu kanunlara, İslam'a olan kanunlara inşallah hayırlara vesile olsun. Bizim toplumumuza, ülkemize, halkımıza inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Öncelikle bu röportajı bizden aldığın için sana da teşekkür ediyorum. Ve buradan da Türkiye'de gerekse bütün Türkiye'deki akrabalara, bütün efendim İtalya, İsviçre, Almanya ve Avusturya'da bulunan bütün akraba ve dostlara buradan selamımı iletiyorum. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Teşekkür ediyoruz biz de. Sizlere gerçekten zamanınızı verdiniz. Evet. Ama doğru cevap yengemden geldi. İkisi de dedi. Belirtelim. Evet. O zaman biz selam göndermeyi hak ettim. Teşekkür ederim abicim. Ben de dişten geliyorum, konuşamıyorum. Konya, Çumra'ya bol selamlar. Evet, bütün Türkiye'ye Brunnenmarkt'tan 16. Viyana'dan selam, saygılar diyoruz.